broads in Atlanta. She took the lead in the family. Credit cards and the scammers. Getting the looks in the banner. Merhaba oyun severler. Yepyeni bir OSM videosu ile yine karşınızdayım. Bugün İspanya Ligi'nde yeni transferler, güncellemeden sonra oluşan takımları tek tek yine kontrol edeceğiz. Dün İngiltere işlemiştik. Bugün İspanya, yarın da İtalya ile artık istenilen bir ülke varsa onu da sizler için incelerim tabii ki. Seve seve ne demek. Siz isteyin, ben yapayım. Videoma geçmeden önce yaklaşık Instagram'dan olsun, YouTube'dan olsun, Facebook'tan olsun taktik soranlara mutlaka dönüyorum. Yani hepiniz şahit olmuşsunuzdur. Ama şöyle bir şey var. Şimdi Instagram'dan adam deplasmanda adam güçlüyse ne yapayım demiş. Taktik vermişim. İki maç sonra yine deplasmanda hangi taktiği kullanayım, adam güçlü diyor. Ya tamam, ona da vermişim. Bugün gene aynı. Deplasmandayım, adam güçlü, ne yapayım. Ya kardeşim, hep aynı. Yani ben sana diyorum ki 1 artı 1'i soruyorsun bana. 2 diyorum. Bir gün sonra diyorsun ki 1 artı 1 kaçtı diyorsun. 2 diyorum. Bir gün sonra gene diyorsun ki 1 artı 1 kaç. Hani hep aynı sorular, hep aynı cevapları veriyorum. İnatla soruyorsunuz. Bu sefer de ters cevap verince de sen ne kadar agresifsin, sinirlisin. İşte 2000 takipçin abonen oldu, böyle oldu falan diye saçmalamış. Tabii işine gelmediği için. Ben onu kale de almadım da. Yani yapmayın böyle şeyler. Hep aynı yani. 100 kere söyledim ya. Evindeysen, rakipten güçlüysen 4-3-3-B takdim yap. Deplasmandasın, rakip güçlü. 4-5-1 yap. Rakiple aynı güçtesin, yine 4-5-1 yap. Rakipten güçlüsün, adam 4-5-1 kullanmıyor. 4-3-3-B taktim yap. Hani bunun üstesinden en az 20 kere geçtim videolarda. Soruyorsunuz, yine söylüyorum ama yani 1 artı 1 kaç cevap veriyorsun. Bir gün sonra 1 artı 1 kaç. Ya tamam, bak cevap buydu. Tamam, bu yine 1 artı 1 kaç. Hani insan ister istemez ters tepki veriyor. Beni de anlayışla karşılayacağınızı umuyorum. Sonuçta ben de ev geçindiren, günlük hayatta stresler, sıkıntılar yaşayan, iyi kötü, tabi Allah'a hamdolsun halimize. Yani illa insan gün an anı tutmaz tabii ki, ama yani buna artık 1 artı 1 kaç, 1 artı 1 kaç, ya dalga geçer gibi yapmayın. Tabii ki soru sorun, istediğiniz sorun. Ben zaten görüyorsunuz, hatta çoğu da sağ olsun övüyor. Övmeye gerek bile yok. Sonuçta YouTube'la uğraşıyorum. Anında cevap veriyorsun, teşekkür ederim. Anında cevap veriyorsun. Yani mantıklı olan her şeyi cevaplayayım ama yani hep aynı soru da sorulmaz ki. Neyse, bakalım. Messi 94'e düşürülmüş. Gördüğünüz gibi Griezmann 87, Suarez 87. Burada Dembele, Fatih 80. Güzel olmuş. Tebrik ederim cidden OSM'yi. En sonunda yani burada hatta Trincao var 78. Güzel. Bence güzel burası. De Jong yine burada. Coutinho dönmüş. Şöyle göze çarpa. Puig mesela. Bunlar geliştirilir. Alena mesela. Bunlar hepsi geliştirilecek oyuncular. Bence güzel arkadaşlar. Barcelona'nın kadrosu ve gayet de ranklar da güzel olmuş. Pique yine zaten formunu koruyor sonuçta. Rankı da güzel. Evet. Bence kıvamında bir Barcelona var. Gençleri de burada artık geliştireceksiniz. Gerisi hikaye olacak. Bence Barcelona'nın kadrosu ideal ve güzel. Cidden OSM'yi tebrik ederim. Şimdi burada Real Madrid'i çok merak ediyorum. İnanın Hazard 87 olabilir. 88. Asensio 82 olmuş. Vinicius Junior 81. Güzel. Ama Rodrigo 79'da kalmış. Jovic. Mesela burada oynatacağınız genç geliştireceğiniz bayağı oyuncu var forvette. Odegaard geldi zaten. Real Madrid'de gördüğünüz gibi bir de burada Diaz var. Yani Cabellas falan derken Valverde var. Bayağı orta sahada gelişecek ismi de var. Şeyi göremedim. Bunların Brezilyalısı vardı ya. Neydi ismi ya? Rey ile başlıyordu galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Onu kiralık falan mı vardı? Mesela defansta Militao var, Mendy var. Varan 27 oldu gerçi. Yani şu regulation var gördüğünüz gibi. Adrizola var. Evet, burada bence ideal bir Real Madrid kadrosu da var. Alınır, çok da iyi. Burada Felix 85. Felix zaten bayağı iyi. Lemar 79 geliştirilebilir, oynanır. Bunlar zaten al sat için güzel. Evet, forvet iyi.
Orta saha Nugget 87. Evet, orta sahaya destek kesinlikle lazım. Buradaki orta sahalar yetersiz. Defanslarda Lodi var, 83 olmuş. Güzel olmuş bence. Jimenez var zaten 85. Kesinlikle tek geçerim onu defansta. Hermoso geliştirilebilir. Can Allah. Bence evet. Atletico Madrid'e de beğendim. Sevilla'ya gelelim. Ocampos. Ocampos'u kimse niyeyse sevmiyor. Bence gol makinesi. Değerlendirin arkadaşlar. Burada El Hattati Munir'di galiba onun ismi. O var. Rakitic geçti ha Sevilla'ya. Vallahi şok oldum. Yeni gördüm. İstiyordu tam da verdiğini görmemiştim. Oliver Torres de almış. Evet, burada da yine bir ideal geliştirilebilecek bir Sevilla var. Gördüğünüz gibi oyuncuları fena değil. Al satta da zaten değerlendirecek bir sürü oyuncusu var. Mesela ilk başladığınız hemen De Jong'u patlatın. İşte Fernandes'i patlatın. Alexis Vidal'ı patlatın. Şu Gil'i patlatın. Hani bunları transfer yollayın gitsin. Sevilla, pardon, Real Betis, tövbe, Betis'e geçtik. Burada şöyle bakalım, göze çarpan 79. Sevil Betis biraz daha düşük olmuş. Cuadrado var, 31 yaşındaydı galiba. Fekir var. Canelas şöyle. Emerson var galiba burada, defans genç olarak bildiğim. Barta da yaşı biraz geçti. Yani hani 21-22 yaşlarına başladığım geçtiğini. O 27 falan oldu Barta, ya da 28 olmuştur. Güzel denenebilir. Şimdi burada Oyarzabal, Willian Jones, Isaac var. Burada yine geliştirilebilir. David Silva da dönmüştü. Şunu bir sessiz alayım. Dörtmesin. Şimdi yazlar arkaya gelir. Şöyle bakalım. Evet. Bakalım Zubeldia var. Güzel gelişiyor baya. Ben baya memnundum. Asist kralımdı benim. Burada da yine geliştirilecek oyuncular da var. Satılacak oyuncular da var. Alsat her zaman iyidir. Valencia'ya girelim. Valencia'da bayağı oyuncu gitti geldi. Şimdi Gomez zaten var burada. Guedes var, geliştirilecek. Gamero yaşlı. Burada Soler yine geliştirilecek. Defansta Gaia var. Gabriel Paulista ya orta yaşlıydı galiba, yanlış hatırlamıyorsam öyle bir şeydi. Burada Alsat için devam edecek. Valencia'nın şeyi de 5 olmuş bu arada. Paco Alcácer var Villarreal'de. Vay be, Alcácer ne döndüm be. Chiuse var, yine geliştirilecek. Yani aslında Villarreal biraz daha Betis'e göre daha iyi. Evet, kesinlikle. Al sat da bayağı yapılacak oyuncu da var. Şöyle gelelim. Burada yine Atletico Bilbao'da yine Williams var. Gayet güzel bence gol makinesi. Pek hakim olmadığım bir takım. Şöyle genç oyuncuları al satlarda. Çünkü burada Katalanları sadece alıyorlar bildiğim kadarıyla. Barcelona şeyde, İspanya'da. Getafe Enes Ünal almıştı. Bakalım ne olmuş. Burada da Enes Ünal 74. Bence bunu bir 77 artık yapmalısınız. Yani adam artık kendini kanıtladı yani. Boş bir oyuncu değil. Evet, burası da sürekli alsatların döneceği bir takım. Getafe. Alaves'e gelelim. Alaves'te şöyle Lucas Perez var, 80. Jesulü burada da evet, yine orta yaşlı ve yaş sınırına dayanmış oyuncu çok. Yani kariyer olasılığı baba takımlar tepede. Şöyle gelelim. Aspas var. Celta Vigo'nun zaten gol makinesi. Mina gelişebilir. Denis Suarez var. Beltaran var. Bunlar geliştirilebilir. Okay Okusu var. O da Galatasaray'a geliyor galiba, yanlış bilmiyorsam. Yani burada da gelişecek birkaç oyuncu var. Gerisi al sat için kullanılabilir. Levante'yi inceleyelim. Yani bunların en kötü takımı bile bizim Süper Lig'de direkt kafada alıyor. Ne yazık ki. Şöyle bakalım. Campana'yı hatırlamadım. Orta yaşlı olabilir. Yine böyle 70-75. Yani al sat için yapılacak transferin bol olduğu bir Levante izledik. Eibar'da
Büyük ihtimalle evet. Aynı şekilde şöyle geçelim yine. Yani baba takımların uçtuğu yine bir İspanya var. Arada kadro farkı çok yüksek. Gördüğünüz gibi kafa takımlar bayağı uçtu. Şurada Duarte var, gelişecek Valleo var. Gelişecek gerisi Alsat ve kendini toparlaman için bayağı uğraştıracak bir takım burada. Osasuna geçtiğimizde burada yine Nida, yani Vidal falan var ama yok ya. Ya yani sadece Torres var orta sahada. Avila, hani sürekli Alsat için kullanılacak takımlar bunlar. Bu kadar da düşmemeli ya. Yani sonuçta bari şöyle diyeyim. Tamam 74 eyvallah. Sıkıntı yok. Ya bari şunları 70 falan yaptı. Adam satarken para kazansın ya. Uğraşmasın bu kadar. Ha şu 58 57 falan nedir ya? Yap 70, sınır koy. Yani şuna bak. Bu adam 5 tane oyuncu satacak. Öbürleri bir tane oyuncu satacak. Aynı para bile değil. Saçma. Valladolid'e baktık mı? Yanlış hatırlamıyorsam ona bakmışlar. Zaten fark eden bir şey de yok. Hadi Cadiz'e de bakalım. O da yeni Barcelona, İspanya'ya hayırlı uğurlu olsun bu arada. Ne kadar dayanırlar o da soru işareti. İnşallah yanıltırlar herkesi. Görüyorsunuz arkadaşlar yani burada harbiden ya 70 yap bari hepsini ya. Hani Alsat için adam uğraşmasın 100 saat. Elce var. Bunun da ondan bir farkı oldu. 71 var gerisi 67 66. Hani bu kadar uçurum olmaması defans 4 tane al işte. Ne diyeyim? Huesca'ya bakalım. Huesca'da gördüğünüz gibi pek farkı olduğunu düşünmemiştim. Zaten yanıltmadı da. Yine baba takımları şöyle bir gelelim. Gelenlerde kimler var? Şöyle bakalım. Geri uçan Coutinho döndü. 86. İyi zaten gücü öyleydi. Şöyle Barcelona'nın patlattığı bir transfer yok. Messi gidecekti, gitmedi, o da kaldı. Yani Barcelona, Real Madrid'e gelelim. Şuradan bakalım. Odegaard geri döndü. Cabellas geri döndü. Şöyle defanslardan da Odrizola geri döndü yine. Regulation galiba başka bir takımdaydı. Öyle mi okunuyor tam da bilmiyorum, yanlış da olmasın. Bakalım Atletico Madrid yine ideal kendi kadrosu. Kalinic dönmüş. Oynatacaklarını zannetmiyorum. Yani burada da pek transfer göze batmıyor. Arkadaşlar İspanya Ligi İngiltere Ligi gibi bence eşit orantıda değil. Yani en azından yakın takımlarının birbirini yakalaması lazım. Şöyle göstereyim. Real Betis en azından şöyle bakalım 79-78. Tamam orta saha 84-82 ki önemli isimlerden dolayı 77 falan. Bakalım mesela Valencia 81 78 78 81 evet. Yani kadro değerleri şöyle bakalım mesela Villarreal şu an o iki takımdan bayağı üstün. Şu B4 takımın hedefi 5.lik ve ben olsam Villarreal yani direkt net. Hani diyecek cidden söz bulamadım. Yani burada Real Madrid'le tam Barcelona uçuk zaten. Atletico Madrid'in kadrosu şeyi de belli, kalitesi de belli. Diğer takımların biraz şu en azından 58 60 onları 65 70'e çekin de hani insanlar alsat yaparken diğer takımları yakalasın ya. Sen adam gelecek burada mesela 77 Kalinic'i dayayacak. Öbür adam 4 tane oyuncu satacak. Bu adam gelecek şurada 5. Hadi şurasını alsın. 78 Aris bir çakacak. Öbürü 4 tane 5 tane oyuncu satacak. Yani pek ideal bir oranlama olmamış. Tam kadro değerleri böyle eyvallah ama
Yani keşke biraz da orantı sağlasaydık. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Yarın İtalya Ligi ile karşınızdayım. Kendinize iyi bakın.